Konu evden açılmışken, bu hafta sonu evde öyle bir temizlik yapmışım ki kendimi full temizliğe verdim. Ne yaptın? Evimi dip köşe temizledim. Evimdeki fazlalıklardan arındım. He. Yani evimde tütsüler yaktım. Öyle bir huzur var ki evimde. Bugüne kadar olunmayan bir huzur var evimde. Kayınvaliden evin çok pis dedi diye bu temizlik girişimine mi başladın? Nedir kızlar, yani amaç? Kızlar, benim evim zaten temizdi de bazı fazlalıklar vardı evimde. Ne? Onlardan eşya mı? Onlardan kurtuldum. Sizin de bu fazlalıklardan kurtulmama çok sevineceğinizi, şaşıracağınızı düşünüyorum. Neymiş yani o fazlalık ya? Verebilirse benim kurtulduğum fazlalıkların bir VTR'sini verebilir misiniz? Evet kayınvalideciğim, dediğim gibi sana bu resmi indireceğimi söylemiştim ve zamanı geldi artık. Ben senin resmini evimden indiriyorum. İndirmekle kalmıyorum. Evimin en alt çekmecesini koyuyorum. Sen de beni evden göndereceğini söylemiştin. Evet, sana meydan okuyorum. Sen de beni bu evden gönder. Bakarız. Bunun yeri bu saatten sonra burası. Ay inanmıyorum. Ya Nusen Hanımcığıma yaptığı şeye bak ya. Evsiz kalan sadece Yeşim olmayacak herhalde. Hasret. Bence de. Efendim? Sen son kollerini oynadın biliyor musun? Son golünü attın. O resim indiği an o evde duramayacağını biliyordun sen. Sen kendin sana bir ay süre, bir ay içinde evimi terk et. O duvarda kalamıyorsa benim evde sen hiç kalamazsın. Evet kalamıyor. Boşan. Çünkü ben istediğim için senin resmin benim bir evimdeydi. Benim resmini sen indirmişsen o evi ben aldım. Bu arın tellerimden sen o evi boşaltacaksın. Bir ay süre. Hasret ne yapacağım? Boşaltacağım evi hemen. Boşaltırım kızlar. Canıma minnet. Hasret. Hafta sonu geliyorum, o cama da her cama kiralık diye o levhaları nasıl yapıştırıyorum, sen de görürsün de bakar. Lütfen kayınvalideciğim, bekliyorum. Yapacağım, hafta sonu yapacağım. Ben istediğim için senin resmin benim evimdeyse, gidemiyorum, hafta sonu yapacağım. Kimse bana benim istemediğim bir şeyi yaptıramaz. Ben öyle şartla şurtla iş yapabilecek bir gelin değilim. Ben de. Evden mi gönderiyorsun, oğlunla konuş. Bir aya evi boşaltsın, canıma minnet. Dedim oğlum, o resmi sana indirttirdiyse oğlumu dinlemiyorum. Ben o levhayı yazıp bir ay süre boşaltıyorum. Söylüyorum, oğlum kirasını evi boşaltsın, benim kirasını canıma alıp, minnet, çattın, canıma. Çattın, öbür gelinden oğlana veriyorum. Kadın resmen hodri meydan dedi ya. Ya dersin? Beni hiç alakadar etmiyor. Ya Yeşim'e evsiz kaldık diye, evsiz kaldı diye üzülüyordum. Evsiz sayısı 2'ye çıktı. Hasret ne yapacaksın ya? Ev umurumda falan değil. Sana ne olmuş ya? Sen ne düşünüyorsun? Ha 25 bileziği falan ben alırım. İşte kolumdakiler de var bilezik falan. Bir tane daha daire alırım. Öyle bir şey mi düşünüyorsun? Yani kızlar sürpriz olsun o da size. Bir resim indirdi diye niye kiraya çıkarıyorsun? Niye? Torunun var seviyorsun ya torunun tamam hatırına. Torunumu yine severim ben. Niye kiralara gitsin? Tamam ben torunumu seviyorum, ben oğlumu da seviyorum, gelinimi de seviyorum. Benim bir resmim duvardan iniyorsa, sığışmıyorsa o 150 metrekare eve, duvara sığmıyorsa ben de yaparım ya. Ama canım evin şekline şemaline göre şimdiki kızlar benim evimde de hiç çerçeve merçeve tamam. Yok. Kuş seviyorum. Tamam oradan şekli şemali olmuyorsa o duvardan çıkarır. Belki de çocuğunun odasına götürsün kendi salonunda canım, görmek istemiyorsa. Asmak istemiyor hiçbir yere. Yani asmak istemiyorsa. Onun evi değil mi? Bir daha ne demek? Hayır oturan her zaman için ev sahibidir. Tamam ev senin olsun ama oğlun oturuyor gel. Yani torunu nasıl çıkaracaksın ya? Bırak, Allah beni ilgilendirmez o. Evet. Şimdi çıkartıp boşaltıp orayı kiraya mı vereceksin? Evet kiraya vereceğim. Çocuklar, kiralar da tam yükselmişken ne güzel. Bulsunlar bakalım ev bulabiliyorlar mı? Tamam da şimdi kira sürünecek. Kiralar da aldı gidiyor başına. Şunu söyleyeyim. Sürünmeyecek insan bir büyüğünün bırak kayınvalide olarak bir büyüğünün resmini indirip de çöpe atar gibi çekmeceye atmaz. Aynısını...